Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nebevi yolculukla ilgili hadisi şeriflerden bizim için toplamaya devam ediyor. Yeni bir başlıkta yürüyerek yolculuk yapmak, konaklamak şeklinde hadisler toplamış. Bunun başlığına geniş tutmuş. Yolculukta yürümek, konaklama, gece yatıp uyuma kuralları, gece yürümenin, hayvanlara yumuşak davranmanın, hakları gözetmenin ve bu konuda kusurlu davrananları uyarmanın güzelliği, eğer hayvan taşıyabilecekse terekesine adam almanın caiz olduğu, bu konuları bize özellikle anlatan hadis-i şerifler toplamış. Şimdi burada bir küçük mülahaza yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bahsettiğimiz hadis-i şeriflerinin tamamı deve, at, katır, eşek, bunlarla ilgilenen binek hayvanları kastediyor. Şimdi dünyada hemen hemen kalmadı gibi, yani deve, at, binek yapılıp bir yere, çok fakir ülkelerde belki kalmıştır. Ama ne oldu? Onun yerine taksi oldu, bisiklet oldu, motosiklet oldu. Böyle mümkün olduğu kadar buradaki ifadeleri biz yaşadığımız zamanın şartlarına göre anlayacağız. Mesela burada yol kenarında hayvanların dinleneceği yerde yatıp kalkmayın buyuruyor. Demek ki yol kenarlarındaki trafikteki istasyonlarda durmayın anlamına, yani orada yatıp uyumayın anlamına biz bunu kendimize uyarlayacağız. Çünkü insan olarak biz değişmedik. Gece değişmedi, gündüz değişmedi, zevklerimiz değişmedi. Ne değişti? At değişti, taksi geldi, deve değişti, kamyonet geldi. Yani biz kendimize yönelik tavsiyeleri bu hadis-i şeriflerden uyarlamak zorundayız. Evet Hafız Salim, 964. hadis-i şerifi okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Otu bol yerlerde yolculuk yaptığınız zaman otlardan istifade etmeleri için develere imkan verin. Çorak ve otsuz yerlerde yolculuk ederseniz takatten düşmeden gidilecek yere varmaları için develeri süratlice sürün. Bir dakika. Bu kadar hikmetli, bu kadar veciz bir ifadede durmamız lazım. Şimdi hayvan otla beslenen bir mahluk. Deveye bindin, ata bindin, sürdün gidiyor. Otu bol, böyle sulak bir yere geldiğinde hayvanın gözü o yemyeşil otlara takılacak muhakkak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, hayvanın göz hakkını verin. Bir mola verin, o yeşil otlardan bir tatsın hayvan. Buna hikmetli davranış diyoruz. Hayvana bile merhametini gösteren bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çorak, böyle hayvan için sempatik olmayan bir çölden giderken de hızlı gidin, mola vermeyin. Hayvan yani otlak bir yere gidinceye kadar yolu bitsin bari. Çünkü hayvana göre o oralar yani zor aşılır yerler. Aleyhissalatu vesselam. Devam. Gece mola verip yatacağınız zaman yoldan ayrılıp bir kenara çekilin. Zira yol hayvanların geçeceği ve böceklerin geceleyeceği yerdir. Evet. Gece uyumak, mola vermek yani insanın ihtiyacı. Ancak o hikmetli nasihatlerine devam ediyor. Mola vereceğiniz yer gelip geçilen bir yer olmasın. Hem insanlara eziyet etmeyin,
hem de başka bir hayvan gelip size zarar verir. Başta ne dedik? Biz bunu bizim zamanımıza göre ayarlayalım. Otobanın kenarında durdun, yattın, uyuyorsun. Hızlı gelen bir kamyonda sana çarptı, o da vebale girdi. Sen de sakat kaldın, öldün. Böyle olmaması için park edilebilir bir yere geçip oturup dinlenmek ya da ne yapacaksa yapmak evla olandır demiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öbür hadis-i şerife geçelim. Ebu Katade radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkar da geceliğin konaklayacak olursa sağ yanının üzerine yatardı. Sabaha karşı mola verirse sağ dirseğini diker, bileğini büküp başını avucunun içine alırdı. Bunu yap bakalım Sari, göster nasıl. Şu şekilde. Şu şekilde. Şimdi gece yatarsa sağ yanına yatıyor, rahat yatıyor. Sabah yatarsa öyle niye yatıyor? Tam rahat uyumamak hemen için. Namaz kaçar yoksa. Yani böyle oh battaniye çekip yatmak var. Şöyle bir hafif başını koyup dinlenmek var. O hafif başını koyup dinlenme pozisyonunda kalıyordu sallallahu aleyhi ve sellem sabaha yakın. Mesela gece 12'de yatıyorsa rahat yatıyordu. Sağ tarafına yönelip yatıyordu. Ama işte sabah 5'te ezan olacak, 3'te şöyle bir kestireyim diyorsa böyle çok hafif, yani masanın başında böyle bir mola verir gibi dinleniyordu. Bu neyi gösteriyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uykusunu, her şeyini namaza göre endekslediğini gösteriyor. Namaza ayarlanmış bir hayat şuurundan kaynaklanıyor bu. Sahabi bunu özellikle böyle haber veriyor. Çünkü yolculukta, yolculuk şartlarında namaz kaçırma ihtimali yüksek insanın. Yani yorgunsun, argınsın, ev düzenin değil. Bir kenarda, parkta, bir yerde uyuyorsun. Yani böyle yatıp bir daha öğlen kalkacak şekilde olmamak için yatma şeklini de o şekilde ayarlamış oluyordu. Peki devam öbür hadisten. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece yolculuğunu tercih ediniz. Zira geceleyin yeryüzü dürülür. Yani rahat yolculuk yapılır. Geceleyin yol daha hızlı mı gider? Hayır. Yani 500 kilometre olan bir yol. Gündüz de gitsem 500 kilometre, gece de gitsem 500 kilometre. Ama mesela biz yolculuklar yapıyoruz. Gündüz 3 saatte gittiğin yere gece 2 saatte gidiyorsun. Yol değişmiyor. Ne değişiyor? Trafik yok. Trafik lambalarının çoğu 12'den sonra yanmıyor. Böyle yanıp sönüyor sadece. Trafik kalabalık değil. Yani gece yolculuğunun kıymetini bilin. Zaman istifade etmek istiyorsanız buyurmuş oldu aleyhissalatü vesselam. Ama bir kişi değil gene, yani yolculuğunuz grup olsun. O ayrı bir mesele. Burada tekrar vurgulayalım. Birkaç kere bunu zikretmek gerekti. Bu tek başına yolculuğa gitmek durumunda olan birisi için geçerlidir. Arabanla atlayıp gidiyorsan senin için geçerlidir bu. Uçağa bineceksen, uçağın saati mesela Anadolu'ya, pek çok merkeze günde bir tane uçak var zaten. Ne zaman hava yolları uçak koyduysa o saatte gidebiliyorsun. Senin bir seçme hakkın yok. Zaten bu hadis-i şerifler gece yolculuk yapılır, gündüz yapılmaz gibi bir uyarı getirmiyor. Sadece tavsiyede bulunuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Devam. Ebu Sa'lebe el-Huşeni radıyallahu anh şöyle dedi. Sahabiler bir yerde konakladılar mı dere boylarına ve dağ yollarına dağılırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin bu şekilde dağ yollarına ve dere boylarına dağılmanız şeytandandır buyurdu. O günden sonra sahabiler konakladıkları yerlerde birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Evet, şimdi konaklama ne demek? Mola vermek demek. Diyelim ki filan yerde mola verdik. Burada yolculuk
Develerle gidiyorsun, geliyorsun, yoruluyor insan tabii. Konakladığımız yer ucu bucu görülmez bir tepelik, vadi bir yer. Herkes bir kenara çekiliyor. Öyle biraz devesini de bağlıyor. Bir dinleneyim burada düşünüyor. Zaten oradaki mola bir saat, bilemedin iki saat. Bu sahneyi görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bu şekilde dağınık olmanız, yani herkes bir tarafa çekilmesi bir şeytan planıdır. Çünkü yalnız kaldığın yerde biraz daha öteye gideyim, şöyle yapayım derken grubu dağıtacaksın. Seni arayıp bulamayacaklar sonra, geri kalacaksın. Bir arada durun buyuruyor. Çok önemli. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, bu uyarıdan sonra ne diyor buradaki Ebu Sealeme? Ashab-ı kiram bir daha o şekilde dağınık mola vermediler. Hepsi bir arada mola yaptılar. Bu ümmetinin bir mola yerinde bile parça parça olmasına gönlünün razı olmadığını gösteriyor. Bir mola yerinde ne kadar duracaklar yani? Dursunlar sabahtan öğleye kadar diyelim. Ona bile gönlü razı değil aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Çünkü şeytan ümmeti bir arada görmek istemiyor. Ona hizmet edilmiş oluyor bu yanlışla. Evet, devam edelim. Rıdvan beyatinde bulunanlardan olup İbnül Hanzeliye diye bilinen Sehl İbni Amr ya da Sehl İbni Rebi' İbni Amr el-Ensari radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı sırtına yapışmış, böğürleri göçmüş bir devenin yanından geçti. Neyi tarif ediyor burada? Hayvanın zayıflığını. Bir deri bir kemik diyorlar ya, bir deri bir kemik kalmış hayvan. Çok zayıflamış. Belli gıdasız kalmış hayvan. Ve şöyle buyurdu. Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besili olarak binin, besili olarak kesip yiyin. Evet. Bir kere daha o büyük merhameti ve şefkati görüyoruz. Yani hayvan derisi kemiğine yapışmış kadar aç, zayıf kalmış. Ne buyuruyor? Bu hayvan bana yem ver diyecek bir dili yok zavallının. E sen bir Müslüman olarak niye anlamıyorsun bu hayvanın aç kaldığını? Kesmek için saklıyorsan bile onu besle, besili olarak kes, karın olsun. Hayvanları bu şekilde aç bırakmayın buyuruyor. Demek ki bundan çok rahat bir şekilde anlıyoruz ki hayvanların da sahiplerinin üzerinde hakları var. Hayvanın dili olmaması, avukat tutamıyor, belediyeye şikayet edemiyor diye herhangi bir hayvan ama illa deve olması şart değil. Benim himayemde ise bir hayvan, benimse, ben onu biniyorsam, besliyorsam veya zevk için bahçemde büyütüyorsam kesinlikle bir Müslüman olarak o hayvanın da hakkı olduğunu, ihsası bulunduğunu, şuuru olduğunu ama bunu dillendiremediğini anlamam lazım diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir örnek daha var burada, onu da okuyalım. Ebu Cafer Abdullah İbni Cafer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni terkisine bindirdi ve hiçbir kimseye söylemeyeceğim. Terki nedir? Arkası. Hayvanın ikinci koltuğu, arkadaki bölüm, evet. Ve hiçbir kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozacağı zaman gizlenmek için en beğendiği yer kum tepesi veya hurma bahçesiydi. Ne demek bu? Tuvalet yok bugünkü gibi. Kumluk olan bir yere giderdi veya hurma ağaçlarının bulunduğu büyük bir ormanlık gibi bir yere giderdi. Tuvalet ihtiyacı için. Müslim'in bu şekilde kısaca rivayet ettiği hadisi Berkani yine Müslim'in senediyle hurma bahçesi sözünden sonra şu ilaveyle nakletti. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gidermek için Ensardan birinin bahçesine girdi.
Baktı ki orada bir deve var. Deve Peygamber aleyhisselamı görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber aleyhisselam devenin yanına gitti. Hörgücünü ve kulaklarının arkasını şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin sahibi kimdir? Bu deve kimindir? Diye devenin sahibini aradı. Medinelilerden bir delikanlı çıka geldi ve bu deve benimdir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor buyurdu. Evet, burada duracağız. Burada duracağız. Bir mucize ile karşılaştık şimdi. Deve dilsiz bir hayvan ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanaşıyor, şikayette bulunuyor. Ne şikayet ediyor? Sahibim beni aç bıraktı diyor. Ve bunu anlatırken de hayvan ağlıyor. Bu 1, 2, 5, belki 10 sahabinin gözü önünde oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devenin sahibini arıyor, buluyor. Allah'tan kork diyor. Bu hayvan senden şikayet ediyor, aç bırakıyorsun bunu. Demek ki hayvanlar becerip konuşabilseler, hep Peygamber aleyhisselam bulabilseler neler anlatacaklar. O sebeple hayvanı aç bırakmak, kaldıramayacağı şeyi hayvana yüklemek. Mesela hayvan 100 kilo taşıyabilir. 200 kilo yük yüklüyorsun. Kaburgaları birbirine giriyor. Bunlar kıyamet günü hesabı olan şeyler demek. Bizim dinimizin bize verdiği temel ölçülerden biri nedir? Her ciğer taşıyan hayvana merhamet sadakadır. Her ciğer taşı, yani her canlı demek bu. Bu hadis-i şerifte hem bir mucize gösterdi bize, hayvan efendimize geldi, şikayette bulundu, hem de hayvanların da bizden hak talep edebileceklerini göstermiş oldu. Bu hadisin ravisi Salih Hocam, Ebu Cafer, Abdullah İbni Cafer, kim bu? Cafer bin Ebi Talib'in oğlu. Oğlu. Bunun buradaki biyografisini bir okuyalım. Cafer İbni Ebi Talib'in oğlu olan Abdullah, Resulullah'ın vefatında 10 yaşında genç bir sahabiydi. Cömertliğiyle meşhurdu. Cemel ve Sıffin olaylarına katıldı. Hazreti Ali'yi şehit eden İbni Mülcem hakkındaki kısas hükmünü bizzat infaz etti. Abdullah İbni Cafer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 25 hadis rivayet etti. Kendisinden de iki oğlu İsmail ve İshak'la ileri gelen tabiilerden Kasım İbni Muhammed ve Urve İbni Zübeyir gibi alimler hadis rivayet etti. Efendimiz'in terkisine binme şerefine erişen bu bahtiyar sahabi 80 yaşlarındayken Hicri 80 yılında Medine'de vefat etti. Allah. Bu çocuğu başka bir yerden hatırlıyor muyuz? Başka. Mute'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğinde şehitlerimin çocuklarını bana getirin demişti. Bu o çocuk işte. Abdullah. Cafer'in çocuklarını getirin bana diye onu sahiplenmişti. Hatta tıraş ettirdi onları. Evet. Şimdi bu abileri çocuklar. Radıyallahu anhum cemiyan. Öbür hadis-i şerife geçelim. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Biz bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp onları rahatlatmadan namaza durmazdık. Bu ne demek oluyor şimdi? Biraz önceki öğrendiğimiz hadisi şerifi uyguluyor. Yani bir yerde mola verecekler. İlk işlerine mola verince namaz kılmak. Ama namaz kılmadan da ne yapıyorlar? Hayvanları rahatlatıyorlar. Hayvanları bir rahatlatıyorlar. Niye? Çünkü hayvan
sürüldüğü zaman bağlı, üstünde yükü var. Hayvan hareket edemiyor, rahat değil. Üstündeki yükünü alıyor, gerekiyorsa semerini alıyor, hayvanı salıyor, ondan sonra namaza duruyor. Çünkü Enes İbni Malik namaz kılacaksa onun iki rekatı yarım saat sürer. Hayvan o arada eziyet çekiyor. Biraz önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara eziyet etmeyin buyurmuştu ya, adaletli davranın. O uygulamanın bir sahabi tarafından nasıl anlaşıldığını göstermiş oldu. Evet, Rabbim uygulamakta, tatbik etmekte nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.